Merhaba, bugün Kocaeli Gölcük üzerinden İzmir Selçuk'a doğru bir yolculuk gerçekleştireceğim. Yolculuğum iki yetişkin ve klima açık şekilde olacak. Toplamda da menzilimiz 500 kilometre başlangıçtan varış noktamıza. Aracımı evde şarj ettim. Şu anda %97 doluluğa sahibim. 488 kilometre gibi bir menzil yapacağımı söylüyor araç bana. Ve şu anda da kilometrem 1900 kilometre. Burada göreceğiniz üzere. Geri kazanım kapalı. Yani ayağımı gazdan çektiğimde araç bataryayı şarj etmek için devreye girmeyecek. Araç süzülerek devam edecek. Güncel sürüş bilgilerini sıfırlayacağım. Evet, sıfırladım. Şarjdan itibaren kısmı böyle. Bir de seyahatim kısmı var. Onu da sıfırlayalım. Evet, onu da sıfırladık. Aracımı evde şarj ettiğim için yaklaşık mesken tarifi 2 lira gibi bir ücrete tabi. 88 kW'da 2 ile çarparsak 180 lira gibi bir rakam elde ediyor. Ben düz bunu 200 lira diyeceğim. Aracın kendi navigasyonunu kullanacağım. Saatte 17.55, hava sıcaklığı 27 derece. Seyahatime başlıyorum. Seyahatim sırasında yaptığım maliyetleri toplayıp en sonunda sizlere bildireceğim. Aracımı şu anda 200 liraya doldurduğumu baz alıyorum. Ve yeni otobanı kullanacağım. Altınova tarafından girip İzmir tarafından da çıkış yapacağım. Şu anda birinci sınıf araçlar için 270 lira gibi bir ücreti var otoban kullanımının. 270 artı 200 lira dersek 470, 500 lira gibi bir maliyetimiz var. Fakat ben tek dolu bataryayla 500 kilometre menzil yapabileceğimi sanmıyorum. Bunu 400 kilometre olarak baz alıyorum ve İzmir Kemalpaşa tarafında hızlı bir şarj istasyonu var, 120 kW'lık. Orada şarj etmeyi planlıyorum. Eğer orada edeceğim %50'lik bir şarjla Selçuk'a da varırsam ortalama bir maliyeti çıkartabilirim. Harici olarak ben bu seyahatimi kendi aracımla değil de otobüsle yaparsam ne kadar tutarı araştırdım. Birkaç otobüs firmasına baktım. En uygun 480 lira gibi bir otobüs bileti vardı, fakat bilmediğim bir firmaydı. O yüzden onu çok baz almıyorum. Bilindik firmalara baktığımda 640 lira, 650 lira gibi bilet fiyatları vardı. Onlarda da takribi 6,5 saat, 7,5 saat arasında farklı seyahat süreleri bulunuyordu. Ben aracımla 5'i 55 geçe seyahate başladım. Bu yolculuğumu toplamda kaç saate yapacağım ve ne kadar maliyetle yapacağım? Bunu hesapladıktan sonra ikiye böleceğim ve kişi başı maliyeti çıkartacağım. Bu yolculuk bana uygun mu geldi yoksa pahalı mı geldi görmüş olacağız. Harici olarak araç konforundan da bahsedeyim. Araç gerçekten konforlu ve yola hakimiyetinizi hissettiriyor. Ben de bu araçla uzun yolculuk yapmayı merak ediyordum. Eğer tek dolu batarya ile ben 400 km bir menzil yakalarsam gerçekten tatmin edici bir rakam, beni mutlu eder ve artık uzun yolculuklar yapabilirim. Fakat 400 kilometrenin altında kalırsa biraz can sıkıcı olabilir. Çünkü şarj istasyonları şu anda çok yaygın değil Türkiye'nin her yerinde. O yüzden uzun yolculuklarımı böyle planlayamam. Fakat Altınova İzmir otobanında birçok oksijen istasyonunda galiba şarj edebileceğim noktalar varmış. Öyle bilgi edindim. Umarım yolculuk sırasında şarjla ilgili problem yaşamam. TOGG'un şu ana kadar tek seferde yapılmış en uzun yolculuğunu kaydedip sizlere göstereceğim. Ara ara yolculukta detayları çekip videoda eklemiş olacağım. Şu anda yolculuğumuzda başladığımız sıfırlamıştık. 3 dakika oldu. Ortalama 1,5 kilometrede 20 kW gibi bir tüketim gösteriyor. Ben bunu 120 kilometre hızla devam ettireceğim. Ortalamada galiba 20 kW gibi bir tüketimim olacak. Klimam şu anda ikinci kademede. Hava sıcak, 29 derece. Saatte 6 civarı. İlerleyen saatlerde güneş battıkça sıcaklık düşeceği için belki klimayı kademe olarak kısabilir ya da komple kapatabilirim. Klima maalesef ki bataryayı çok etkiliyor. Menzilimizi de kısıyor. Şu anda normal karayolundayım. Burada da 70 kilometre hız gösteriyor. Burada sakin bir sürüş yapacağım. Yalova, Altınova'ya kadar.
Altınova tarafından otobana girdikten sonra da 120 km hıza sabitleyip yolculuğu sürdüreceğim. Bayramın birinci ve ikinci günü yollar çok kalabalıktı. Eğer bugün de kalabalıksa otobanda belki bu hızlara çıkamayabilirim. Umarım sakindir ve güzel bir yolculuğu hep birlikte deneyimlemiş oluruz. Evet, şu anda Altınova otoban girişine gelmiş bulunmaktayım. Yaklaşık 44 km hızla gelmişim galiba ortalaması. Biraz trafik vardı şehir içinde. O yüzden çok da yüksek hızlarda gelemedim. Toplamda 28 km yol yapmışım otoban girişine kadar. Ortalama tüketimim de 20 kW. Klimam açık, seyre devam ediyorum. Saatim şu anda 6.30. Yolculuğa başladığım toplamda 37 dakika olmuş. Aracın geri kazanım özelliğini kapattığımda gerçekten süzülüyor. Şu anda ne gaza basıyorum ne de frene. Geri kazanım da kapalı. Araç kendi hızında çok iyi seyrediyor düz yollarda. Ben bu şekilde 400 km varabileceğimi şu an tahmin ediyorum. Klimam açık olduğu için menzil şu anda 438 km gözüküyor ama klimayı kapattığım an üstüne hemen 40 km kadar daha ekliyor. Hatta şöyleyken kapatayım. Kapattım. Hemen 482'ye çıktı 430'lardan. Evet, gişelerden geçtik şu anda. İzmir istikametine doğru yoldan ayrılacağız. Araç sürüşü gerçekten keyif veriyor. Fakat merak eden bazı sürücüler hem önden hem arkadan hem de yandan bayağı bir rahatsız edebiliyorlar. Önümde yavaşlıyorlar. Video çekip fotoğraf çekmek istiyorlar. O sebepten dolayı biraz zorluk oluyor şehir içinde ama otobanda bunlarla karşılaşacağımı düşünmüyorum. Sıcaklık 26 derece gösteriyor. Gün batımı yaklaştıkça klimaya gerek kalmayacak ve menzil olarak da klimayı kapattığımda bana artı avantaj sağlayacak. Otobana çıkışı sağladım. Şimdi kruz kontrolü aktif edeceğim. Gördüğünüz gibi şu sağ üstte kruz kontrol zaten seçili. Aktif. Hemen şuradaki kolda üstte bir tuş var. Yan tarafta. Şu üstte tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya kruz kontrol ikonu geldi. Aynı kolu aşağıya çektiğimde de şu an mevcut hızım 93-93'e sabitledi. Ben bunu 120'ye kolu yukarı kaldırarak arttırıyorum. Evet, girdiğim ilk otobanda oksijende ZES'in istasyonu, şarj istasyonu olduğunu bilgisine eklemişler. Bu oksijende JES'in şarj istasyonu bulunuyor. Hızımı 120'ye çıkartıyorum. Otoban şu an sakin gözüküyor. Umarım ilerleyen süreçlere yol sakin olur. Hızımı çok düşürmeden 120 km hızla seyri tamamlarım. Evet, şu anda 120 km hıza sabitledim. Önümde şu anda sakin. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, şu anda Bursa gişelerinden çıkış yapacağım. Yaklaşık 88 km yol yaptım. Hızım buraya kadar 120 km hıza sabitti. Ve o şekilde geldim. Ortalama hızım şu an 75 gösteriyor. Örüldüğü gibi. Gişelerden çıkış yapacağım. Sakindi. Çok kalabalık değildi. O sebepten dolayı iyi bir seyir yaptım buraya kadar. 55 lira buradan aldı. İlk çıkış yerimiz. İleriden tekrardan otobana giriş yapacağız. Oradan da İzmir'e kadar devam edeceğiz. Klimayı kapattım çünkü aşırı bir güç tüketimi sağlıyor. Şu anda batarya doluluğum %76 ve menzil 335 gösteriyor. 90 km menzil yaptım. 400 km'yi göremeyecek gibiyim bu gidişle. Planladığım gibi olmayacak. Ben çok risk etmeyeceğim. %30 civarlarına düştüğümde ilk bulduğum istasyonda hemen bataryamı tekrardan %80'e kadar doldurup o şekilde gideceğim. Klima bayağı bir etkiledi. Klimayı da kapattığım yaklaşık 10-15 dakika oldu. Fazla olmadı.
tekrardan 120'ye sabitleyip seyri devam ettireceğim. Şu anda bir saat bilgisi de vereyim. Şu anda saat 7'ye 6 geçiyor. Seyahate başladığımız toplam saat 1 saat 12 dakika oldu. Hava sıcaklığımız hala 26 derece. Hızımızda 120 km olarak sürüşe devam ediyoruz. Evet, şu an tekrardan otobana giriş yapacağız. Şöyle kısaca sürüş bilgilerinden bahsedeyim. 120 km hıza buraya kadar yine sabit geldim. Ortalama hızım 82. Tüketimim de 21 kW olarak gözüküyor. Toplamda 125 km yapmışım başlangıç noktasından buraya kadar. Evet, şu an gişelerden gidiyoruz. Bursa Batı giriş gişelerinden. Evet, girdik. Şimdi İzmir'e kadar dümdüz devam. Ben klimayı kapattım artık. Klimasız olarak devam ediyorum. Güneş çok kavurucu bir sıcaklığa sahip değil şu anda. Ara ara çok eğer şey yaparsam, bunalırsam klimayı böyle bir 30 saniye 40 saniyelik açıyorum. Serinledikten sonra tekrardan klimayı kapatıyorum. Şu anda batarya doluluğum %68. Menzilde 291 gözüküyor. Şöyle yaklaştırayım. Toplamda 125 km yapmışım. 300 km de menzil desek 425 km gibi bir tek depoyla gidebileceğimin sonucuna varıyorum ama net konuşamıyorum. Yolculuk şu an devam ediyor. Sonra doğru daha net bilgilere sahip olacağız. Evet, yolculuğum devam ediyor. Şu anda bataryam %50 dolulukta. Totalde başlangıcımdan buraya kadar bir %50 batarya tüketimi sağladım. Yaklaşık 198 km yol yapmışım. Bunu 200 km olarak baz alabilirim. Anlık totalde ortalama tüketim 21 kW ve 92 km hızla da yolculuğumu sürdürmüşüm. Otobana girdiğimden beri Altınova'da hep 120 km sabit hızla yolculuğumu devam ettirdim. Evet, 200 km'ye geldi. 1,5 km var ve hala %50 doluluktayız. Gayet iyi geçti. Fakat şu anda toplamda 2 saat yolculuk yapmış bulunuyorum. İlk 1. saatten sonra ben klimayı kapattım. Klima aşırı bir şekilde tüketim sağlıyor. Bu da menzili oldukça etkiliyor. Ben de kendimi risk etmemek için klimayı kapattım. Gene hızımı düşürmeden 120 km hızla yolculuğuma devam ettim. Yaklaşık bir 70 km sonra 120 kW şarj edebileceğim bir ZES firmasının şarj istasyonu var. Ben müşteri hizmetlerinde aradım, teyit aldım herhangi bir arıza, problem var mı diye. Şu anda istasyonun uygun olduğunu ve gün içerisinde sorunsuz bir şekilde farklı kullanıcıların şarj işlemlerini tamamladıklarını söylediler. Oraya vardığımda da büyük bir ihtimal batarya kapasitem %40 ya da %35'lerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Kendimi risk etmeden hem orada ufak bir mola verip hem de bataryamı %80'e kadar doldurup yolculuğuma devam edeceğim. Şu ana kadar da konforla birlikte trafiğin de çok yoğun olmaması bana güzel bir sürüş deneyimi yaşattı. Şu anlıkta veriler bu şekilde. Evet, şu anda batarya doldurum %37'ye kadar düştü. Ben de 228 nolu oksijen istasyonuna girdim. ZES'in burada 180 kW'lık bir şarj istasyonu var. Totalde 242 km mesafe kat ettim. Ortalama da hızım 94. Otoban boyunca ben 120 km hızla geldim sabit. Evet, gördüğünüz gibi burada ZES'in şarj istasyonu var. Şimdi burada şarja takacağım. Şöyle son verileri de göstereyim. Ondan sonra aracımızı bir parka alalım. Ötüyor çok yaklaştığımız için. Evet, 21 kW tüketimimiz var. Toplamda 2,5 saatten beri yolculuk yapmışız. 242 km yol kat ettik. 90 km ortalama hızla. Hızım şurada gördüğünüz gibi 120 km hıza sabit bir şekilde geldim. Şu anda batarya kapasitem %37 dolulukta ve 124 km bana menzil gösteriyor. Klimam kapalı şekilde geldim son 1,5 saati. Totallere şu anda 2145 km toplam kilometre şeyim olmuş, limitim. Şimdi şarja takacağım. Evet, şarja takmak için aracımı hazır konum. Ben bir aksesuar modunu alayım.
Evet, şu an aracım aksesuar modunda. Zeşar kartımı da alayım. Şöyle bir ses kartım var. Burası 180 kW hız destekliyor. Konnektör rezerve edildi. Ben gelirken rezerve etmiştim. Bu arada ucu da güzelmiş, farklı. Kablo ucu ucuna yetti. Evet, soketi taktım şu anda. Şimdi kartı okutun ya da QR kodla okutun diyor. Telefonla video çektiğim için kartımı kullanacağım. Kartımı okuttum. Kart aracıma tanımlı. Rezervasyonu ben plakama yaptığım için de otomatik ben geldiğimde şarja takıp başlayabiliyorum. Farklı biri gelseydi onlar şarj demeyecekti. Çok güzel bir opsiyon olmuş. Evet, şu anda şarjın başlamasını bekliyorum. Araçla haberleşiyor. Araç şu anda yanıp sönüyor. Büyük bir ihtimal şarja başladı aynen. Evet. %38 doluluk dedi. 148 kW'la başladı. Mükemmel. Bir 160'lara falan çıkarsa yaklaşık bir 30 dakikada %80 doluluğa gelirim herhalde. O sırada biraz dinleneceğim. İhtiyaç molasına gidereceğim. Ve sonra kaldığım yerden yoluma devam edeceğim. Yani yanlış hatırlamıyorsam navigasyona baktım. Buradan da yaklaşık bir 250 km falan yolum kaldı. %100'den %37'ye kadar bir düşüş sağladım. 250 km'e geldim. Şimdi %80 doldurup buradan Selçuk'a kadar da büyük bir ihtimal %10 civarına düşecek şekilde varmış olurum diye planlıyorum. 145 kW'la şu anda şarj işlemi oluyor. Güzel bir oran. Birazdan belki artar bu da. Evet, yaklaşık bir yarım saatlik mola vermiş oldum. Burada hem ihtiyaç molası hem de bir yemek yedim. Yaklaşık verdiğim sipariş 20 dakika içerisinde geldi. Ve aracım %50 gibi bir şarj süresini tamamlamıştı. Yemeğimi yedim. 30 dakika gibi bir sürede. %37 dolulukla gelmiştik. Şu anda %89, %90'a gelmiş. Şu anda güç çekimi 40 kW. Batarya dolduğu için artık düşürdü. 49 kW kadar bir şarj işlemi yapmışız. Geç bunu. Dakika tam 30 dakika olmuş. 30 dakikada %90'lık bir doluluğa gelmişiz. 37'den 90'a. Çok güzel. %53'lük bir doluluk. Kalan sürede 22 dakika diyor. Artık ben şarjı durduruyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, oksijendeki şarj istasyonundan 180 kW'lık bir şarj soketinden şarja başladık. %89 doluluğa ulaştık. Şu anda kapasitem %88. 337 km gösteriyor. Benim gideceğim konuma da yaklaşık 250 km var. Tahmini ben bu dolulukla gideceğim noktaya kadar gideceğim ve batarya kapasitemde %10 ya da %15 gibi bir şey kalacak. Tahminim bu yönde. Yolda sakin. Güneş battı. Artık klimaya ihtiyacım kalmadı. Bundan sonra böyle çok rahat gidebilirim. Bazı kullanıcılar ya da ne bileyim elektrikli araçlara karşı olanlar diyor ki ben aracımı 5 dakikada petrolle yakıtımı doldurur yolculuğuma devam ederim diyor. Elektrikli araçlarda şarj süresi çok uzun, ben onu bekleyemem diyor. Ya, ortalama ben yarım saat gibi bir sürede aracımı %37'den %90 doluluğa getirdim. O arada ihtiyaç molası verdim, yemek yedim, bir çay içtim ve sonra bir geldim, aracım %90'a kadar dolmuş. Gayet iyi bir süre bence. Bir de çocuklu aileler var. Çocuklu ailelerde genelde bu molalar daha sık sık ve uzun olabiliyor. Benim iki çocuğum var. Ben onlarla yolculuk yaptım da. Yani bu seyahati onlarla yapmış olsaydım 500 kilometrelik menzilde ben minimum 4 kere durmuş olacaktım. Onların ihtiyaçları daha fazla oluyor ve her durduğumda mutlaka 20-25 dakika bir zamana tekabül ediyor. O yüzden benim için bu 30 dakika çok uzun bir süre değil.
gayet ideal bir süre. Bazı insanlar tabii karşı olabiliyor. Ama hiç kimse 200-300 ya da 500 kilometre gittikten sonra bir yarım saatlik süreyi uzun göremez. İlla ki bir ihtiyacınız olacaktır. En kötü yemek yeseniz, ki ben demin Köfteci Yusuf'ta yemek siparişi verdim, 20 dakika içerisinde geldi. Normalde hızlı oluyor ama bilemedim, bu sefer uzun sürdü. Ben zaten yemeğim gelene kadar benim araç %80'e kadar dolmuştu. Yemeğimi yedim, çayımı içtim. Daha sonra baktım %90'a gelmiş. Ve çok da ideal yani. Böyle abartılacak kadar da bir süre değil. Ya bu benim yorumum. Tabi bazı insanlar için abi ben 5 dakikada yakıtımı koyarım giderim der. Alır bisküvitini, yemek yemez, suyuyla birlikte yolda gider ama keyif almadan da bu yolculuğun bir tadı çıkmaz bence. Saatimizde 9'u 9 geçiyor. Hava sıcaklığı 22 derece. 6'ya 5 kala çıkmıştık. Toplam saatte yolculuk süresi de 2 saat 42 dakika olmuş. Yarım saatte molayı koysak 3 saat 15 dakika gibi bir süremiz olmuş. Gayet güzel. 2-2,5 saatlik de yolumuz kaldı. Toplam 5,5-6 saat diyebiliriz. 6 saate kazasız belasız inşallah gideceğimiz yere ulaşacağız. Konforlu bir sürüş gerçekleştiriyorum. 120 km hızla sürüşme devam ediyorum. Evet, otoban çıkışına geldik şu anda. Otobandaki yolculuğumuzu bitirdik. İzmir Kemalpaşa gişelerinden çıkış yapacağız. Şarj ettikten sonra %90'dan %52'ye düştük ve şu anda da toplam 394 km yol kat ettik. Ortalama tüketimimiz 21 kW. Ortalama hızımız da 100 km ve 3 saat 55 dakikadır yolculuğumuz devam ediyor. 4 saattir yoldayız. Varacağımız yere toplam 1 saat kadar daha mesafe kaldı. Evet, gişelerden geçerken ne kadar ücret ödediğimizi de kaydedelim. 214 lira 50 kuruş. 55 lira da bir önceki kişiden ödemiştik. 269 lira 50 kuruş gibi. Toplam 270 lira bir otoban ücreti ödedik. Demin ZES istasyonunda yaptığım şarjda yaklaşık 372 lira gibi bir maliyeti oldu. Bunun bilgisini de vereyim. En son zaten notlarımı aldım. Toplayıp ona göre bir hesap kitap yapacağım. Otobandan ayrıldım. Şu anda normal karayolundan devam ediyorum. Batarya doluluğum %50. 170 km'de menzil gösteriyor. Fakat onun şu an doğru olmadığını düşünüyorum. 403 km totalde yapmışım. Tek şarjla 400 km yapmam mümkün değilmiş. 120 km hızla. Bir de klimayı kapattım. Klima açık olsaydı yani 300'ü bile zor görürdüm diye düşünüyorum. Fabrika verisini yakalamak için ya da 400 km bir menzilin üzerine çıkmak için bence 100-110 km hızla gitmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda ortalama hızım 99. Seyahate başladığımız süre 4 saat 2 dakika ve tüketimimizde, ortalama tüketimimizde 21 kW. Saatimiz 10.30. Hava sıcaklığı da 22 derece. Araçla konforlu bir şekilde yolculuk yaptım. Herhangi bir ağrım olmadı. Ne bel ne boyun. Daha önceki araçlarımda bu kadar uzun süreli yolculukta İzmir'e çok gelip gidiyordum. Bel boyun ağrılarım oluyordu. 600 metre sonra dümdüz ilerleyin. Ama çok da böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. Konforlu bir yolculuk yaptım. Yaklaşık da bir 70 kilometre daha yolum kaldı. Yolculuğumu bitirdiğim noktada 300 kW'lık DC şarj istasyonu var. Dümdüz ilerleyin. Orada bir depoyu tekrardan %80'e kadar bir dolduracağım bataryaları. Daha sonra da bir maliyet hesabı yapacağım. Bu sürüş sırasında geri kazanım kapalıydı. Kapalı olduğu için bence menzil bakımından avantaj sağladı gibi. Çünkü araç geri kazanım kapalıyken gerçekten gazdan ayağınızı çektiğinde yağ gibi akıp gidiyor tabiri caizse.
çok güzel süzülüyor. Ben o yüzden bu seyahatimde geri gazanımı açmadım. Kapalı şekilde kullandım. Bu sürüşümün tamamı da sürüş modu konfordaydı. Ne ekonomik ne de spordaydı. Hepsini konfor olarak devam ettim. Yol biraz bozuk olduğu için kamera titriyor. Evet. Şükürler olsun kazasız belasız İzmir Selçuk'a geldik. Şu anda batarya doldum %40. Totalde 466 km bir menzil yaptım. Ben aracımı dışarıda şarj istasyonuna taktığımda %37 şarja takıp %90'a kadar doldurmuştum. Ve oradaki maliyetim de 372 liraydı. Yani ben orada ekstra ettiğim şarjla oradan buraya kadar geldim. Evde yaptığım şarjdan kalan %37 şu anda aracımda kalmış oldu. %40'da orada %3 puanlık bir fark var. Onu da göz ardı ediyorum. Evde %100'e kadar doldurmuştum. %37 gibi bir batarya fazlalığıyla gelmiş bulunuyorum. Ortalama hızım 94. 300 metre sonra ben sola dönün. Şeyden otobandan çıktıktan sonra çok fazla hız yapamadım. 80-90 km hızla geldim. Ona rağmen tüketimim şu anda 20 kW gayet iyi. Şunu fark ettim. Otobandan sonra 90 km hızla gelince sola dönün. Gerçekten sağa dönün. Tüketim baya bir düşüyor. Ama 120 ile gidince tüketim bir hayli artıyor. Ben şimdi Selçuk'a gelirken 120 sabit geldim otobanda. Buradan geri dönüşte 90 ya da 100 km hızla sabit gideceğim. Artık ona göre de sonuçları diğer videoda paylaşmış olurum. Ama bu videomun hızı 120 km'ydi sabit. Şehir işlerinde çok fazla hız yapamadım. 80-90'dı ki yapılmaz da zaten. O sebepten dolayı şu anda tüketimim bence bana göre iyi. Maliyet hesaplamasını da fark ettikten sonra yapıp sonuna ekleyeceğim. Metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa gidin. Evet, şu anda sürüşü tamamladım. Toplamda 5 saat 5 dakika gibi bir sürede geldim. Yarım saatte şarj etme ve ihtiyaç molası verdim. Toplamda 5,5 saat. Saat şu anda 11,5. Hava sıcaklığı 24 derece. Ortalama tüketimim 20 kW. Toplam yaptığım menzili 470 km. Aracımın bataryası %39. Dışarıda şarja taktığımda %37 idi. Ve sadece oradan taktığım enerjiyle buraya kadar gelmiş oldum. Evde totalde doldurmuş olduğum %100 batarya kapasitesinden şu anda bana kalan %39 gibi bir oran oldu. Ortalama hızım 92 km saatte. 1900 km'de yola çıkmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Notlarıma bakayım. Evet, 1900 kilometrede yola çıktım ve şu anda toplam kilometrem 2372. Daha sonra hesabı yaptıktan sonra ortalama maliyetleri de videoya ekliyor olacağım. Evet, yolculuğumuzu bitirdik. Şimdi hem yolculuk hakkında hem de maliyetler hakkında sizlere bilgiler paylaşacağım. Toplamda 5,5 saat gibi bir seyahat süresi sağladık. Bunun 30 dakikası molaydı. Geri kalan 5 saatte yolculuk boyunda gitti. Ortalama tüketimim 20 kW'tı ve toplamda 470 km gibi bir menzil yaptık. Ortalama hızım 90-95 civarındaydı. Otobanda sürekli 120 km sabit hızla gittim. Evde bataryamı %99 doluluğa kadar doldurdum ve yolculuğa başladım. İlk şarj istasyonuna geldiğimde, yani şarj etme bölümüne geldiğimde batarya doluluğum %37 idi. Orada %90'a kadar doldurdum ve 372 lira gibi bir ücret ödedim. Daha sonra şarj ettikten sonra son konuma kadar da geldim. Şu anda batarya doluluğum %40. Şöyle özetleyeyim. Evde yaptığım şarjdan kalan %40'lık bir bataryam oldu.
Ben evde dolumu 200 liraya yaptığımı söylemiştim. 372 lira da dışarıda bir şarj işlemesi aldım. 270 lira da otoban ücreti ödedim. Toplamda bu 840 lira ediyor. İki kişi yaptık yolculuğu. Bu maliyeti ikiye böldüğümde 420 lira gibi bir fiyat çıkıyor, maliyet çıkıyor ortaya. Eğer otobüsle gelseydim en uygun firma 480 lira ve 7 saat 15 dakika sürdü yolculuk. Ben o firmayı tercih etmezdim, bilmediğim bir firmaydı. Bilindik bir firmadan bilet alsaydım da o da 640-650 lira civarındaydı. En kısa menzilde 6,5 saatti. Ben 5,5 saate mola ile birlikte gelmiş bulundum. Ben evde şarj etmeyip dışarıda şarj etseydim bütün süreci, o da büyük bir ihtimal 420 lira değil de kişi başı maliyeti, örnek veriyorum, 500-550 lira olacaktı. Bence gene gayet makul. Çünkü kendi aracımın rahat ve konforuyla geldim. Arkada iki kişi daha yolcu alabilirdim ve bu maliyet hesabı daha da düşerdi. %40 bataryam kalmazdı da %20 kalırdı. Ama kişi başı maliyet, örnek veriyorum, 200 liraya kadar düşebilirdi. 420 lira bence gayet günümüz şartlarında tek yön Kocaeli-İzmir arası makul bir oran. Yani araçtan gayet memnunum konfor anlamında. Bazı arkadaşlar koltukların rahatlığını, süspansiyonlarını ve ses izolasyonunu sormuşlar. Koltuklar gayet rahat, memnunum. Benim bel ve boyun rahatsızlığım var. Fizik tedavi görüyorum. Daha önceki seyahatlerimde bel ve boyun ağrısı çekiyordum gerçekten bu seyahatlerde. Ama bu yolculuğumda hiçbir ağrım olmadı ve bir kere mola verdim. 120 km hıza kadar çıktım. Üstüne çıkmadım. Rüzgar sesi almadım. Ara ara asfaltlarda yol sesi geldi fakat o da bilirsiniz bazı asfaltlar içeriye çok ses veriyor. Bazı asfaltlar hiç ses vermiyor. O tamamen asfaltın kalitesinden kaynaklı. Aracın izolasyonundan kaynaklı değil. Süspansiyon olarak da araç gayet iyiydi. Yani ben bu yolculuğu yaptığım için gayet mutlu oldum. Güzel bir tüketim. Araç da rahat. Örnek olması açısından da bu yolculuğu kaydettim. 420 lira gibi bir ücretle 500 kilometre yol gelmiş oldum. Sizleri de bu videomda bilgiyi paylaştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.